Kaç gündür ağla 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 gözümde yaş kalmadı. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun. Düşüncelerimi toparlamaya çalışıyorum. Deprem ülkemizin en büyük gerçeklerinden biri. Bir doğa olayı. Her doğa olayında olduğu gibi hiçbir canlıya bir kastı yok. Umrunda bile değiliz hatta. Bu düşüncelerle depreme siyasi ve bilimsel bir bakışla yaklaşmak, depremi yaratan gerçekleri biraz daha paylaşarak yaygınlaştırmak, depremi tanımak, depremin değil, ihmalin öldürdüğünün altını çizmek için bir video hazırlamaya karar verdim. Bu videoyu 3 kişi bile izlese bilin ki ben bu videoyu o 3 kişi için yapıyorum. Yeri geldikçe evimiz dediğimiz ülkemizin sorunlarını konuşmamız gerektiğine inanıyorum ve benimle aynı düşünceyi paylaşan her kimse bu videoyu onun için çekiyorum. O yüzden sana şimdiden hoş geldin diyor. Teşekkür ediyorum sevgili dostum. Deprem son derece doğal bir olgu olsa da ülkemizde beraberinde getirdiği çok büyük miktarlarda ölümler doğal bir olgu değil. Dünya üzerinde depremle yaşayan ve ölmemeyi başaran birçok toplum var. Bu bir öğretim ve siyasi tercih meselesi. İşin öğretim tarafına ufak da olsa bir katkı sunabilmek amacıyla bu videoyu hazırlıyorum. İşin siyasi tercih tarafı ise demokrasinin çözmesi gereken bir konu. Demokrasi deyince de aklıma şu geliyor. Demokrasi kelime anlamı itibariyle halk anlamına gelen demos ve egemenlik anlamına gelen krates kelimelerinden türetilmiştir. Halkın egemen olduğu sisteme verilen isimdir. Antik Yunan'da filozofların etkisiyle ilk ortaya çıktığında halkın kendini düzgün yönetebilmesi için belli oranda erdemli ve eğitimli olması gerektiği düşünülmüştü. Gerçekten de doğru karar vermek için minimum bir eğitime ve bilgiye sahip olmak demokrasinin düzgün işlemesi için bir ihtiyaçtır. Hatta sırf bu nedenle basın özgürlüğü ve böylece halkın yönetenler hakkında tam ve doğru bilgiye sahip olması demokrasi için vazgeçilmez bir kriterdir. Halkın siyasetten, bilimden, toplumdan haberdar olması ve bunun içinde merak etme yetisi kazanması için doğru bir temel eğitim alması gereklidir. Bu şekilde halk uzun vadede kendi iyiliği için bilime ve toplum refahına önem veren iktidarları seçebilir hale gelebilir. Daha sonraları Roma demokrasisi ile birlikte güç elde etmek için halkı yanıltıcı manevralar, entrikalar işin içine girmeye başlamıştır. Günümüze gelindiğinde maalesef bunun dünyada çok yaygın bir siyaset biçimi haline geldiğini görmemiz mümkün. Din, ideoloji, milliyetçilik, ırk ayrımı gibi bilgisiz toplumların hassas noktaları kullanılarak toplumlar siyaseten kör edilir, kamplara bölünür ve kendileri için iyi olanı göremez hale getirilirler. Artık onların hassasiyetlerini kaşıyan siyasetçi kim olur ise oyları da ona gitmektedir. Bu şekilde kamplaştırılmış bir toplum artık kendi refahını talep etmeyi bırakmış, yüzeysel kavgalar içine hapsolmuştur. Tüm hatalarına rağmen demokrasinin kendini onarma şansı vardır. Demokrasiler erdemli olmaya içindeki bireylerin bir kitaba yakınlığı kadar yakındırlar. Bir farkına varış çok şeyi değiştirecek ve insanlar yeniden bilimsel yöntemleri, insanca yaşamayı ve doğru yönetilmeyi talep edeceklerdir. Bu yüzden hayattaki her şey gibi düşünmenin bile bir siyasi davranış biçimi olduğunu, her tercihin bir siyasi karar olduğunu unutmadan demokrasiye inanmaya ve iyiyi tercih etmeye devam etmek zorundayız. Biz doğruyu ve güzeli talep etmeyi öğrendiğimizde seçeceğimiz siyasi irade de depremle gelen yıkımın önüne geçecek bilimsel yöntemleri öncüleyip gerekli önlemleri alacak kapasitede olacaktır. Bir toplum bilimle bağlarını koparmışsa eğer yine bilimden kopuk bir siyasi iradeyi tercih edecektir. Bilimi bir kenara atarak varlığını sürdürmeye çalışan her ülke eninde sonunda felç olmaya mahkumdur. Toplumun en küçük parçası olan birey toplumun faydası için kendini eğitme sorumluluğundadır. Eğitimli birey, eğitimli toplumu, eğitimli toplum doğru siyasi tercihleri yaratır. Çok üzgün olarak şunu söylüyorum ki, nasıl ki yanlış yaparak doğru bir sonuç alınamıyorsa, bilgisiz bir toplumdan da doğru tercihlerin çıkması olanaksızdır. Siyasi olarak doğru seçim yapılabilmesi için toplumun en bilgisiz bireylerinin bile bilgilendirilmesi gereklidir. Bireyin kendini bilimsel okur-yazarlık seviyesine çıkarması ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilecek bir hale gelmesi çok önemlidir. Ve ülke bütçesinin nereye harcanacağı apaçık bir siyasi tercih ise sonuç olarak depremde meydana gelen can kayıpları da yine bir siyasi tercihin sonucudur. Depremin can kaybı yaratmaması için alınacak önlemlerin hangileri olduğu bilimle, bu önlemlerin nasıl alınacağı ise mühendislikle cevaplanabilir. Bilim ve mühendisliğe kaynak ayırmak, depremle ilintili siyasi kararlar alıp gerekli kurumları oluşturmaksa tamamen siyasetin işidir. Siyaset ise kısa vadede oy getirmeyecek bu gibi aksiyonları ancak ve ancak eğitimli halkın ısrarlı talepleri sonucu gerçekleştirmeye razı edilebilir.
Demokrasi, halkın kendini yönetme iradesi göstermesi ise eğer, bundan daha çarpıcı bir örnek düşünmeye gerek yoktur. Bu videoyu izleyen genç arkadaşlar olursa eğer, benim onlardan en büyük ricam, hayatta her tercihin siyasi olduğunu unutmamalarıdır. Bugünlerde birçok gencin ben apolitiyim dediğini duyuyorum. Bu maalesef büyük bir yanılsama. Çünkü aynı genç arkadaş hemen ardından toplumun ve devletin nasıl olmasını istediğine dair düşüncelerinden bahsetmeye başlıyor. Bu başlı başına siyasi bir görüştür. Hayattaki hemen her şey gibi. Konunun demokrasi ve siyasetle ilgili kısmına bu şekilde değindikten sonra depremin bilimsel tanımını yapabilmek için gezegenimizin yapısından bahsederek söze başlamak istiyorum. Çünkü depremin mantığını anlayabilmek gezegenimizin yapısını anlamaktan geçiyor. Dünyamız tıpkı diğer gezegenler gibi güneşimizin oluşumundan arta kalan yakın çevredeki maddelerin kütle çekim etkisiyle bir araya gelmesiyle meydana geldi. Bu maddelerin arasında yer alan demir gibi ağır elementlerden oluşan bölümler dünyamızın iç çekirdeğini oluşturdu. İç çekirdeğin sıcaklığı yaklaşık olarak güneşin sıcaklığına denk olmasına karşın dünyanın üst katmanları tarafından çekirdeğin üstüne bindirilen korkunç yükten ötürü oluşan muazzam basınç sonucu iç çekirdeği oluşturan demir sıvı yerine katı hale geldi. İç çekirdeğin bir üstündeki katman olan dış çekirdek yine yoğunlukla demir elementinden oluşmaktadır ve üstündeki basınç daha düşük olduğu için yüksek sıcaklıkta sıvı halde bulunmaktadır. Dış çekirdeğin üzerinde bulunan alt manto ve üst manto yarı erimiş haldeki kayalardan katı kayalık tabakalara kadar farklı yapılardan meydana gelir. Dünyanın sıvı dış çekirdeğinin üzerindeki kayaç manto tabakası dünyanın en kalın ve en büyük kütleye sahip kısmını oluşturur. Yunanca güçsüz olan anlamına gelen astenosfer adı verilen üst mantonun litosfer adı verilen yer kabuğuna ikinci en yakın olan kısmı yapı olarak yarı eriyik kayaçlardan oluşmaktadır. Bir macun kıvamında olan bu katman depremlere neden olan tektonik levha mekaniğini oluşturan en önemli iki öğeden ilkidir. Litosfer dediğimiz tabaka ise üst mantonun son kısmı, okyanus ve kıta tabanları kısaca bize yer kabuğu olarak öğretilen katman olarak karşımıza çıkar. Bu katman 7 ayrı dev tektonik levhadan ve çok sayıda ufak bölgesel levhacıktan meydana gelir. Böylelikle bu katman depremleri oluşturan tektonik levha hareketlerinin bir diğer öğesi olarak kendini gösterir. Bu sözünü ettiğimiz tektonik levhalar astenosfer-litosfer sınırındaki yarı erimiş kayaçlar üzerinde son derece yavaş bir kayma yaparak hareket ederler. İşte tam da bu doğa olayına tektonik levha hareketleri diyoruz. Litosferin astenosfer üzerinde yıllık kayma miktarı 0 ile 10 cm arasında değişiklik gösterebilir. 200-300 milyon yıl önce Akdeniz'in bir iç deniz olması, Pangea adı verilen dev bir kıtanın var olması ve de bu durumdan günümüze kadar geçen sürede tüm kıtaların birbirinden ayrılarak modern dünyayı oluşturması işte bu kıtasal kayma ile açıklanıyor. Kıta ve okyanus tabanlarını oluşturan tüm bu küçük ve büyük tektonik levhaların birbiriyle birleştiği noktalara fay hatları diyoruz. Yarı eriyik kayaçlardan oluşan astenosfer üzerinde kaymakta olan yer kabuğu levhaları fay hatlarında birbirlerini iterler. Birbirlerini itme kuvvetleri yeterli enerjiye ulaştığında fay hatlarında çeşitli karakteristiklerde bir kırılma yaratırlar. Ya bir levha diğerinin altına dalar ve Japonya'daki gibi yüksek kuvvetteki depremleri oluşturur, ya iki levha birbirini yukarı yönlü iterek yer kabuğunu yükseltir ve örnek olarak volkanik dağları oluşturur, ya da fay hattı doğrultusunda yanal kayma yaparak yer değiştirirler. Bu muazzam ağırlıktaki yer kabuğu levhalarının hareketleri sonucunda oluşan şok ve basınç dalgaları sismik dalgalar olarak adlandırılır ve merkez noktasından dışarıya doğru enerjisi ve kırık türü oranında bir sarsıntıya neden olur. Sizin de gördüğünüz gibi deprem oluşumu hakkında buraya kadar bahsettiğim bütün mekanikler temelde son derece basit anlaşılır bir doğa olayından kaynaklanmakta. Bu devasa ağırlıktaki kaya tabakalarından oluşan levhaların hareketleri tamamen doğal olmakla birlikte hiçbir şekilde komplo teorilerinde bahsedilen kıçıkırık yöntemlerle tetiklenmeleri mümkün değildir. Bir şeyin doğal ve bilimsel açıklaması olmasına rağmen komplo teorilerine inanmak sadece cahil insanların cahil olmadıklarını hissetmesine ve gerçeğin sesinin kısılmasına hizmet eder. Bu sismik sarsıntılar sonucu meydana gelen şok dalgalarının yapılar üzerindeki etkisi çok net bir şekilde modellenebilir. Kırılma davranışını bildiğimiz fay hatlarının yapılara hangi açıdan ne kadar yüksek bir kuvvetle vurabileceğini modelleyerek buna uygun inşaatlar yapmak bir mühendislik aktivitesidir ve depremlere karşı alınacak önlemlerin en başında gelir. İşin bu kısmında görev siyasi iradeye aittir.
bilimi önceleyen kaliteli bir öğretim sistemine, kural, kanun ve yönetmeliklere, bunlara uyulmadığı takdirde denetim ve caydırıcı cezaya ihtiyaç duyar. 8-9 kuvvetinde depremler Japonya'da günlük hayatın bir parçası olabiliyor ve kimsenin burnu kanamadan atlatılabiliyorsa bunu yapmak gayet mümkündür. Deprem için alınabilecek önlemlerin maliyeti, cahilliğin maliyetinin yanında devede kulaktır. Bu kadar can ve mal kaybının ülkeye getireceği maliyet ise korkunç boyutlardadır. Siyasi iradenin üzerine düşen bir diğer hayati konu ise zemin etüdü. 99 depreminde yaşadığımız korkunç yıkıma rağmen Kocaeli'nin Dil İskelesi Tavşancıl beldesinde tek bir binanın dahi yıkılmamış olması dünya basın kuruluşları tarafından haberleştirilmişti. İlgili videonun linkini açıklamalara bırakıyorum ve önemli izlemenizi rica ediyorum. Burada dönemin belediye başkanı Salih Gül ve ekibi tarafından son derece titiz bir imar planı uygulanarak zayıf zeminlere bina yapılması, gerektiğinden fazla kat çıkılması engellendi. Bunu yaparken kendi akrabaları, en yakın arkadaşları ona sırt çevirdi ama sonuç olarak bu örnek uygulama sayesinde depremin gözündeki beldede kimsenin burnu bile kanamadı. Bugün başta Hatay olmak üzere imar izni verilen yerlerdeki arazilerin sıvılaşması sonucu binaları yuttuğuna şahit olduk. Bir tek insanın bile canını satın alabilecek bir paranın olmadığına inanan yöneticilere sahip çıkmamız, onları desteklememiz, yarın annemizin, babamızın, eşimizin, çocuğumuzun hayatı olarak bize geri dönecektir. Bunu asla unutmamalıyız. Bütün saygın profesörlerimiz ifade ettiler. 99 depreminden bu yana bir yığın önlem planı ve öneriyle yetkili kurumlara gitmişler fakat maalesef tüm projeleri reddedilmiş. Oysa ki kamuoyunda konuşulan kurulabilecek deprem bakanlığı ve deprem bankaları yoluyla depremin can kaybına neden olmasını tamamen önlemek, oluşan mal kayıplarını da kolaylıkla telafi edebilmek mümkündür. Ülkemizdeki fay hattı karakteristiği en çok 8 kuvvetine kadar deprem üretme eğilimindedir ve bu çapta depremlerde düzgün yapılaşma sayesinde can kaybı sıfıra indirilebilir. Bütün amaç yıkılmamaktır ve yıkılmamak zor değil. Yönetmelikleri son derece katı bir şekilde uygular, düzenli denetimleri tekrarlar, doğru imar planı yapar ve müteahhit firmalara bir ehliyet ve kredi notu zorunluluğu getirirsek bu bizi sıfır yıkıma yakın bir noktaya taşıyacaktır. Profesörlerimizce bahsedilen deprem risk sigortası gibi bir olguyu hayata geçirirsek bu sayede binası yıkılmış bir müteahhit firması tekrar bina yapma ehliyeti kazanamayacak ve sektörden çıkarılacaktır. Elbette bilimle uyumlu yaşamak sadece devletin doğru çalışmasını beklemeyi içermez. Tüm bunları halletmiş bir ülke haline gelebilsek bile depremde birey olarak yapmamız gerekenleri de bilmek zorundayız. Bireyler açısından yapılması gereken şeylerin başında gelen şey ise yaşadıkları evlerin içini depreme uygun döşemektir. Deprem anında üzerlerine düşebilecek ağır eşyaların ya tehlikeli olmayacak bir yere konulması ya da bulunduğu yere sabitlenmesi gereklidir. Deprem anında panik yapmadan dayanıklı iki eşya arasında bir yere giderek çökerek kapanılması gereklidir. Bu sayede binanız yıkılsa bile bir yaşam üçgeninin içinde kalmanız yüksek ihtimallidir. Deprem anında merdivenlerden inmeye çalışmak ya da kapı eşiğinde beklemek yapılabilecek en yanlış hareketlerdendir. Bizim gibi deprem ülkelerinde yaşayan herkesin evinde bir adet el feneri, bisküvi, su gibi acil malzemelerden oluşan bir deprem çantası bulunması gerekir. Tabii tüm bunları soğukkanlılıkla yapabilmek için de öncelikle depremin ne olduğunu bilmenin faydası çok büyüktür. İnsan bilmediği şeyden korkar ve ancak bildiği şeye karşı kendini koruyabilir. Tüm bunları daha detaylı öğrenmek isteyenler için dünyanın katmanları, levha tektonik mekaniği gibi anahtar kelimelerle arama yapabilir, Türkçe ve İngilizce kaynaklardan okuyabilirsiniz. Ülke olarak jeoloji anlamında şahane bilim insanlarımızın olması da ayrı bir şansımız ve bu şansı değerlendirmek isteyenleriniz Profesör Doktor Celal Şengör, Profesör Doktor Naci Görür gibi değerli bilim insanlarımızın konuşmalarını dinleyebilir, önerdikleri kitapları okuyabilir. Sanırım bu videoyu hazırladığım en zor video olarak hatırlayacağım. Bu videoyu bir kişi bile izleyip en ufak bir bilgi sahibi olduysa bu bana yeter. Biz bir deprem ülkesiyiz ve bundan dolayı depremi tanımak zorundayız. Ülkemizin gerçeği olan depremin canımızı almadığı günlerde görüşmek dileğiyle. Sevgi ve bilimle kalın. Eğitimi çok fazla özgürlüğe bırakmamak lazım. Eğitimi metazori yapacaksın. Çünkü senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor. Tabiata alternatif sunmaya kalkmayın. Tabiatın bir tane dili var. O da bilimdir. Onun dışına çıkarsanız işte karşınıza bu çıkar. Bugün siz coğrafya dersini kaldırıp
Onun yerine iki tane din dersi koyarsanız netice bu olur.